Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10 almamanız için 3-5 nedene bakacağız. Tabii ki de arkadaşlar ilk maddemiz fiyat. Şimdi bu fiyat meselesi biraz da bizim ülkemize özel durumlar var arkadaşlar. Fakat sonuç itibariyle bakacak olursak 6100 TL meblağdan bahsediyorum. Çok ciddi bir para. Hani bir telefona bu kadar para verilir mi? Hani gidip bir tane MacBook Pro mu alsan bilemedim yani. Arada derede kaldım. Ama bence fiyat gayet alınmaması için geçerli bir neden. İkinci maddemiz tabii ki de kentlik. Arkadaşlar internet alemi kırıldı geçildi. İnsanlar bildiğiniz dalga geçtiler. Geliştiriciler böyle yandan kayan çubuklar falan ürettiler. Bir oyun oynarken, film izlerken falan filan orada o siyah çıkıntıyı gördük. Ha, şurada adamların hakkını verelim. O siyah çentik sadece bir çentik değil. Bünyesinde çok ciddi materyalleri barındırıyor. Ne bileyim işte yüz tanıma teknolojisinden ayizesine, kamerasına bilmem neyine kadar. Ama gelin gelelim ki bu telefona Türkiye'de 6000 TL verecek insanlar o çentikten memnun değiller. Bir de arkadaşlar şöyle bir dedikodu var ki içimiz yanıyor. Bu çentik herhalde Apple'ın imzası olacak. Tıpkı home butonu gibi. Ya bir alışkanlığı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Anlıyorum hani home butonundan ona geçelim diye. Ama Apple kullanıcılarına soracak olursanız bence o çentiğe gerek yoktu. Onu daha mantıklı bir yere yedirebilirdiniz. Mesela arkadaşlar diyelim Google Chrome'da bir web sitesine girdiniz ve geziniyorsunuz. Telefonu yatay çevirdiğinizde normalde alan olarak kullanılacak bölgeler bembeyaz görünüyor. E oralar bembeyaz görününce de boşluğun bir anlamı kalmıyor. Bir de ortasına çentik giriyor. Bu işin içinden çıkılmaz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar donanım ve teknik özelliklerle ilgili. Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. iPhone 10'a 6000 TL vereceğinize 4000 küsür liraya gidip bir 8 Plus alabilirsiniz. İşte A11 Bionic chipsetinden 3 GB RAM'ine kadar pek çok donanım özelliği birbirinin aynısı. Yani eğer sizler için akıllı telefonun tasarımı çok önemli bir fark değilse fazladan 1200 lira 1300 lira para ödemeyin gidin 8 Plus alın. Dördüncü maddemiz kameralar. Şimdi arkadaşlar kamera meselesi biraz karışık. Yani ufak tefek farklılıklar var yok değil. Atıyorum ön kamerada portre modu var. Ama gelin geçelim ana kameralara. iPhone 10 ile 8 Plus'ın ana kamerası aynı. Yani çok ufak tefek farklar var. Bu da aradaki fiyat farkını hesaba katacak olursak günlük standart bir telefon kullanıcısının bence anlamayacağı hatta dikkat etmeyeceği bir şey. Bu nedenle o da boşa çıkıyor. Sıradaki maddemiz parmak izi yerine gelen Face ID. Ya şimdi buna niye laf ediyorsunuz Webtekno falan filan diyebilirsiniz arkadaşlar ama parmak izi teknolojisi 5S'ten bu yana kullanılmış, kendi rüştünü ispat etmiş delikanlı bir arkadaşımız. Aynı şeyleri henüz Face ID ile ilgili söyleyemiyoruz. Çünkü daha yeni, Apple açısından bebek bir teknoloji. Yani arkadaşlar güvenlik anlamında Apple'a ben çok güveniyorum, Apple benim her şeyim diyorsanız şu anlık bir sıkıntı yok. Fakat bir güvenlik tribiniz varsa o zaman bence Face ID teknolojisini kullanmayın çünkü riskli. Tamam adam söylüyor hani ben bu dataları dışarıya vermiyorum falan filan diyor da bu dediği ithalatçı garantisi gibi bir şey yersen, inanırsan. Mesela iCloud hatırlayacaksınız patlatıldı, bir sürü ünlünün özel fotoğrafları ortalığa saçıldı. Biz bunu tasvip etmiyoruz ama böyle bir şey oldu, hatta o çok güvenli dediğimiz dağdan oldu. Bu detayı atlamayın yani. Önemli bir ayrıntı. Altıncı maddemizde arkadaşlar hızlı şarj ve şu kablosuz şarj olayı. Ya ben bu kablosuz şarjı anlamadım. Senelerdir vardı. Apple yapınca yeni gibi oldu. iPhone 10'da olan kablosuz şarj ve hızlı şarj özelliği iPhone 8 Plus'ta da var. Hatta 8'de bile var. E şimdi teknik bir adamsan ya da bu işlerden biraz anlıyorsan ya da uyanıksan ya neden 1000 lira 1200 lira fazla veresin ki? Şimdi arkadaşlar geldik. Bonusumuza hazırsanız söylüyorum. 7 ve 7 Plus'tan 8 veya 8 Plus'a geç İçerseniz kılıfınız cepte kalır. Ya çok önemli bir ayrıntımız zaten bonus dedik adına. Fakat iPhone 10 alırsanız 6100 TL artı bir de ona güzel bir kılıf almanız gerekir. E böylece artık video içeriğimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Anketimiz şu: 8 Plus mı alırdınız, 10 mu alırdınız yoksa başka bir modeli mi tercih ederdiniz? Bir de arkadaşlar şunu sizlerle tartışmak istiyorum. Görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Sizce bu fiyat farkına değer mi? Yani gidip iPhone 10'a Türkiye'de 6000 TL vermek mantıklı bir hareket mi? Eğer sizin için de uygunsa yorum bölümünde bunları tartışmak için sizi bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir şey de yorum bölümünden bizlere sorabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da bizim e-ticaret projemiz olan Teknostore YouTube kanalına abone olabilirsiniz.